Peki. Erman, iyi geceler diliyoruz. İyi geceler Ersin Düzen, Alp Hoca ile yayınlar. Hoş geldin. Teşekkürler Erman'ın bu gece sesi daha böyle net bir şekilde bize ulaşıyor. Sesinin netliğinden sonra... Demek ki bugün uyuyan yok. Uyandırmamak için sessiz konuşuyor. Bugün evin içinde Erman. Bahçede değilsin. Evet. Bahçede değilsin, aman. Evet, bugün bahçede değilim Ersin. Peki Erman, bu netlikte umarım Galatasaray taraftarına da net haberler verirsin. Hemen. Senden beklenti çok yüksek Erman. Evet, Galatasaray taraftarının bir transfer beklentisi var. Yani Arda'dan sonra diğer transferler niye açıklanmıyor acaba diye. Omar El Abdullahi bugün sosyal medya hesabından Olympiakos'a veda etti. Hafta başında bu transferin de açıklanmasını bekliyoruz. Diğer transferlerle birlikte hepsini bir arada açıklayacak Galatasaray ve tüm oyuncular da 12 Ağustos'taki ilk antrenmanda takımla birlikte yer alacaklar. Galatasaray'da aslında geleceklerden çok gideceklerde yavaş yavaş hareketlilik oluşmaya başladı. Bazılarında somut, bazılarında biraz daha farklı şekillerde oluşuyor bu hareketlilik. Ryan Babel konusunda Galatasaray yönetimi Fulham'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Fulham menajerler aracılığıyla Ryan Babel'e olan ilgisini, yakınlığını gösterdi. Artık bu işin resmiyete dönüp masadaki pazarlığın başlaması bekleniyor. Tabii bu pazarlıkta Jean-Michel Seri'nin durumu da konuşulacak. Bunu da ifade ederim. Çünkü Fatih Hoca Seri'nin kalmasını istiyor. Lemina mı, Seri mi kalacak diye bir konuşma vardı. Ama hoca tercihini Seri'den yana kullandı. Bunununla birlikte Belhanda gidecek mi, kalacak mı diye her gün aslında bağlantılarımızda ifade ediyoruz. Kendisinin de Afrika basınına verdiği bir demeç var. Bonservisimi almadan hiçbir yere gitmem diyor. Ve bu tutumu aslında Galatasaray yönetimine ikinci kez sergiledi. Hani bu da Galatasaray'ın Belhanda'yı elden çıkarma konusunda biraz uğraştıracak gibi gözüküyor. Yani hadi ince Belhanda gitmeyecek gibi duruyor. Yıllıkta kamuoyu aydınlatma platformuna baktığımda 3 milyon 350 bin avro yıllık ücreti var Younes Belhanda'nın, bonuslar haricinde. Maaş dengesini de aşağı çekmek istiyor Galatasaray. Bu noktada da Belhanda adaylardan biri. Gelecekler konusuna şöyle bir bakarsak, bir stoper arayışı var Galatasaray'ın. Marcao tamam, Luyendama tamam, Emin Bayram tamam. Belki Ahmet Çalık kiralık olarak gidebilir ama bir yerli stoper arayışı var Galatasaray'da. Mensah için Beşiktaş'ın da ismi geçiyor, Galatasaray'ın da ismi geçiyor kiralık formülü üzerinde. Mensah için de bir girişim olabilir. Bunun dışında bir hücum oyuncusu, kanat oyuncusu arayışı da var Galatasaray'ın, yabancı. Bunu da ilave etmiş olalım. Yani en azından bu isimler açıklandıktan sonra 12 Ağustos'a yetiştirip ondan sonra kadroya yapılacak olan birkaç takviyeyle, çok fazla da değil, birkaç takviyeyle Galatasaray yeni sezona hazır olacak gibi gözüküyor. Teşekkür ederiz. Peki, teşekkür ediyoruz Erman. O halde bugün Olympiakos'a veda eden El Abdellahi ile ilgili. Şimdi oyuncu Norveçli aslında ama Fas asıllı olduğunu söyleyelim. Hı-hı. O yüzden ismi ve aynı zamanda soyadı bir Norveçli oyuncu, yani işte bir Tronsen değil gibi ama. Değil yani. Fas asıllı olduğundan dolayı kendisi bu bakımdan Olympiakos'a vedasını yaptı hocam. Önce sizden dinleyelim isterseniz. Evet, oyuncunun özelliklerini şöyle sayabiliriz. Evet, atletik bir oyuncu. Fizik kalitesi yüksek bir oyuncu olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hücum coşkusu çok yüksek bir oyuncu Ersin. Bunu da başka bir yere bağlayacağım. Biraz geçen seneye bağlayacağım. Hücum coşkusu yüksek bir oyuncu. İyi adam eksiltebiliyor. Yüksek tempoda ofansif yönünü geliştirmiş bir oyuncu. Evet, hava toplarında rakipleriyle yaşadığı kontaklarda hamle zamanlaması ve hava hakimiyeti düşük olduğu için sert müdahaleler yapıp rakibe biraz avantaj sağlayabilir. Birebirlerde eksiltilebiliyor fakat Ersin çabuk bir oyuncu olduğu için bir anda geçtim diyorsunuz, tekrar önünüze gelebilen bir oyuncu. Geçen sene Fatih Hoca'nın kafasında Simon Kea'yı transfer edip Luyendama, Marcao ve Simon Kea'dan oluşan bir üçlü savunma sistemiyle oynamak, evet, vardı.
Ben eğer Fatih Avrupa Hoca... maçlarında da oynamıştı. Evet. Eğer Fatih Hoca'nın kafasında alacağı bu bir tane stoper ismi var. Erman da söyledi. Yerli yabancı bilemiyorum. Şu anda bir bilgim yok. Onun için veremeyeceğim bir bilgi. Eğer kafasındaki stoperi alabilirse üçlü oynayabilir. Ve üçlü oynadığı zaman da o zaman Omar Elabdillahi inanılmaz derecede hocanın aradığı kanat beki olur. Daha doğrusu kanat oyuncusu olur. Bu nedenle de acaba böyle bir planlama var mı diye kafamda da soru işareti var. Geçen seneki arzusunu ve isteğini devam ettiriyorsa hoca, üçlü oynama arzusunu, o zaman stoper transferini seninle beraber yapıldığı zaman bir irdeleyeceğiz. Acaba üçlü oynamaya müsait bir marka, Luyendama ve X olabilecek mi? Onu görmek lazım ama oyuncu kaliteli bir bek olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle söyleyeyim, henüz daha 16 yaşındayken Manchester City kulübünün aldığı bir oyuncu. Evet. Ve bir süre Manchester City'nin alt takımlarında da oynadı. Hı hı. Hatta zamanında kendisiyle ilgili olarak 18 yaş altı teknik direktörünün yapmış olduğu gelecek adına son derece büyük potansiyeli olan ve çok çok iyi yerlerde olabileceğine inandığı bir futbolcu, hı hı, olarak bahsetmiş. Farklı takımlara gitti. Olympiakos'a gitmişti. Hull City'ye kiralandı. Olympiakos tekrar geldi. Feyenoord filan derken o çıkışı aslında bir türlü beklenilen çıkışı Manchester City'deki o hocasının söylediği çıkışı gerçekleştiremedi. Ama milli takımda da oynayan bir futbolcudan bahsediyoruz. Devamlılığı olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Arkadaşlarım da performans grafiği varsa onu bir ekrana verebilirseniz rica edeyim. 47 maçın 44'ünde ilk 11 oynamış gibi bir not almışım ben. Yani senin de söylediğin gibi devamlılığı olan bir oyuncu. Ve sahip olduğu özellikler de aslında baktığınız zaman bir kanat bekinden daha çok bir kanat forvet görüntüsü de veriyor. Ama çabukluğuyla, doğru pozisyon almasıyla takımın savunma gücüne de katkısı yüksek bir oyuncu. Ama tekrar ifade ediyorum, eğer Fatih Hoca üçlü bir savunma sistemini uygulamaya çalışırsa onun elindeki en önemli silahlardan bir tanesi Elabdillahi'nin olması bence kaçınılmaz. Öyle görünüyor ki bir squad transferi, evet, kendisi, evet, ki Galatasaray'ın Emre de squad'da son derece başarılı, güzel işler, evet, yapan, evet, Utkucan. Evet, Emre Utkucan. Selam olsun buradan sevgili Emre'ye de, yıllardır. Çok başarılı bir arkadaşımızdır aynı zamanda. Muhtemelen onların takip ettiği ve önerdiği isimlerden bir tanesi olsa gerek. Bilmiyorum, ben sonuçta Lines de belki bu transferde, hı-hı, rol oynamış olabilir, hı-hı, bilemeyiz. Veyahut da bir Kuzeyli olduğu için işte belki Elmander bile ikna sırasında olabilir. Galatasaray'ın artık resmi bir açıklama yapmasını bekliyoruz bu konuda. Olympiakos'a veda etti ve öyle görünüyor ki Galatasaray'ın bu sezonki transferlerinden bir tanesi olacak. Eğer bir aksilik olmadığı takdirde. Kerem Aktürk bugün yine Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu. Onu da söyleyelim. 24 Erzincan Spor'dan. Evet. O da diğer takımlar da sadece tabii Fenerbahçe, Trabzon değil. Diğer takımlar da genç transferleri farklı farklı yerlerdeki oyuncuları transfer, hı-hı, ediyorlar. Bir de kanat oyuncusu dedi Erman. Kanat oyuncusu içinde Bordo'dan Samuel Kalun'un isminin geçtiğini duydum. Bu da tabii ki önümüzdeki haftalarda belirlenecek. Tabii ki her teknik adam Ersin bu dönemde kampa tam kadro gitmek ister ama biraz bizim ülkemizde bunlar zor oluyor. Hem ekonomik koşullardan hem anlaşmaların uzamasından, belki plan projelerin erken yapılmasından da kaynaklanabilir ama böyle bir tasarrufu var Galatasaray'ın bu oyuncuyla ilgili. Şimdi hocam tabii Galatasaray için geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından birisi Falcao'nun sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıydı. Evet, evet. Falcao ile ilgili olarak da tabii yurt dışı kaynaklı bir takım iddialar oldu. Galatasaray'dan, hı hı, ayrılacağı yönünde. Hatta işte Amerika'da formasının bile satış mağazasında yer aldığı sosyal medyada kullanıldı. Sonra araştırdık onu. Gerçeği yansıtmadığını da öğrendik. Ortaya, evet, çıktı. Çalışmalarına da devam ediyor. O da sosyal medyadan paylaştı. Falcao size göre kalıp geçen sezondan olan borcunu
Ödeyecek midir? Yoksa bir ayrılık bekliyor musunuz? Ben beklemiyorum açıkçası. Söylemleri de öyle. Eyleme de dönüştürüyor yavaş yavaş zaten bunu. Kalacak mıyım? Ben hatta Falcao, Cagne ve Adem üçlüsüyle sezonu başlayıp ve bitirecek bir Galatasaray görüyorum. Forvet hattında. Falcao, Adem, Cagne. Adem ve Cagne üçlüsü. Ki baktığım zaman aslında hani... Andone de dönecek tabii ki. O da sakatlığı. Andone'nin kiralığı bitti. Mukavelesi feshedildi. Dondurulmuştu. Evet. Arkadaşlar baksana Andone ile ilişki kesildi diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Olabilir evet. Doğru. Şimdi tabii evet. Orada problem aslında Ersin dün de konuştuk seninle. Babel ne olacak? Babel. Yani Babel'e ben Fatih Hoca'nın çok fazla sıcak baktığını düşünmüyorum. Tercihi değil mecburiyeti olur kalırsa. Hatta ama senden, yine ona bir formül bulacaklarını düşünüyorum. Mutlaka ben. Bulacaklar. Hani senden şöyle de bir... Sözde bir dönüş olabilir. Daha doğrusu mukavelede bir dönüş olabilir. Ama daha sonra tekrar yeniden bir kiralık. Büyük ihtimalle öyle olur. Seninle sohbetimizde şöyle konuşmuştuk geçen akşamki programda. Eğer bir yüzde olarak performans verirsek Babel %55-%60'larda Arda Turan %40'larda olursa hoca Arda'ya şans verir. Maç performansını arttırmak için takıma katkısı olsun diye Arda'yı tercih eder demiştim. Halen de aynı fikirdeyim açıkçası. Yani Babel'le ilgili hocanın çok fazla gönlünün rahat olduğunu düşünmüyorum. Zaten bildiğiniz gibi geldiğinde aslında Galatasaray'da işte 5 gol atmıştı. Takımın en golcüsüydü. En istikrarlısıydı. Ama sonradan inanılmaz bir düşüş yaşadı. O bir milli takım arası verildi. Evet. Hollanda'ya bir gitti, geldi. O yoğun tempo. Çok keskin bir düşüş oldu ama Ersin. Çok işte keskin o bir yoğun düşüş oldu. Tempo ardından başka bir Babel'i ortaya çıkardı. Tabii o dönemlerde işte belki ekonomik anlamda ne bileyim 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay bilemeyiz. Ödemelerle ilgili belki sıkıntı o da başka bir. Çünkü Beşiktaş'ta da aynı problem yaşamıştı biliyorsunuz. Sonra bir sosyal medyaya vermişti kendini. Evet, yani yayınlama yapıyordu, siliyordu, bir daha yayınlama. Böyle bir dağıtmıştı kendini yani. Hocam bu Euro 2024 için kulüplerle röportaj yapmıştım ben. Daha sonrasında işte adaylığımız esnasında sağ olsun 18 kulübümüz de yardımcı olmuştu ve çok önemli oyuncuların. Oyuncularla mı röportaj? Oyuncularla. Tamam. Röportajlar yapılmıştı. Beşiktaş'ta Babel'le yapmak istedik. Sonuçta tecrübesi, tabii, uluslararası deneyimi. Ağzından cımbızla bile laf alamadım yani. Yani kerpeteni soktum, kerpetenle de laf alamadım. Kendim sordum, kendim cevap verdim. Yani sadece sormakla kaldım ben. Allah. Yani sosyal bir arkadaş değil mi değil, yoksa yani hiç öyle bir tavrı yok mu? Yani saha içinde sosyal, saha dışında o kadar sosyal o zaman. Mutsuz bir şekilde gelmişti ki ayağında terlikle geldi. Yani mutsuz bir şekilde gelmişti ama hani Euro 2024 adaylığımızla ilgili hani şöyle bir güzel bir cümle ne söyleyeyim diyor. Mesela ben söylüyorum, onu da söylemiyor. Ona göre güzel değil o zaman Ersin. O zaman Beşiktaş'ta forma giyiyordu. Gerçekten o kadar röportajların içerisinde hani içe sinmeyen röportaj olarak da hatta değerlendirilebilecek bir tek Babel vardı. O konuda çok başka yani. O yüzden zaten hem Beşiktaş'tan hem Galatasaray'dan ayrılışı ve sosyal medyada bazen bir insanı görürsünüz bir anda evet, çözersiniz yani o anki tavrından, ruh halinden ne olduğunu, nasıl bir yapıya sahip evet, olduğunu 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirsiniz. Tabii. O yüzden zaten diyor ya insan sarrafıyım falan diye anında Babel'i anında. Çözemedim diyorsun yani. Yani senin bu açıklamalarından hani hocanın elinde olsa bir Babel'i bir bağış yapacak bir yere. Adam kendi dünyasında mutsuz. Evet. Bence öyle bir durum var. Hoca kurtulsun diye yani bir bağış yapacak o. Evet. Yani milli takımda tazminatında bağış yaptı hoca. Bir rekor kırdı. Gerçi o bağışla ilgili de bayağı yüksek bir bağıştı. Hocanın böyle bir plaket aldığını da görmedim ben. Hatırlamıyorum yani. Yoksa bayağı kayda değer 5.2 milyon tazminatla ilgili. Evet. Güzel bir bağış yaptı yani. Tarihe geçen bir bağıştı ama yani bayağı büyük bir plaket falan verilmesi lazım hocaya yani. Belki kendisi öyle bir... Belki de. Yani çok, belki de. Hani ben görmedim öyle bir plaket. Evet, yok ben de görmedim. Ben de görmedim. Ama sonrasında bir pandemi süreci hani de yaşandı. Belki de çok da dillenmesini istememiştir hoca. Hem dönem öyleydi hem
yapılan bağışlar. Yani futbolcuların zaten yanılmıyorsam kendisi tarafından değil de avukatı tarafından direkt hesabı açıklanmıştı değil mi? Böyle bir yani böyle bir bağış olduğu tarihin kendi tarafından büyük, değil. En büyük bağışıydı. Avukatı tarafından evet. Zaten bağışlanışı evet. Evet. Söylenmişti. Evet. Evet. Yani onun için Babel'den de böyle bir bağış bekleyebiliriz yani hocadan. Galatasaray'ın şöyle alternatifli 11'ine bir göz atalım isterseniz. Evet. Arda Babel solda hocam. Fegüli, evet. Jimmy, Yunus, Sekidika, Emre, Taylan, Ömer, Belhanda. Arkadaşlar Taylan'ı oraya yazmışlar. Belki son maçlarda düzenli forma verdiği için hocam evet. Ama herhalde Ömer ki geçen sezon Galatasaray'ın en istikrarlı aslında performansı itibariyle oyuncusuydu. Hafta içinde oraya eklemelerimiz olacak. Oğulcan olacak, Emre Kılınç olacak gibi isimler. Bu kadroyu Ersin'in ekibimizin ortasına alabilirsek üzerine şöyle biraz konuşalım Ersin istersen. Bir kaleci alınacağını söylemiştik. Tabii Okan'ın arkasına Muslera gelene kadar ama parantez içinde olanlardan Şener, Emre Taşdemir, Ahmet, Cimi Durmaz. Bence bu isimlerle ya takasta kullanılacak ya da önümüzdeki sezon çok kadronun içinde görme ihtimalimiz olacağını zannetmiyorum. Tekrar edeyim istersen. Şener, Ahmet, Emre Taşdemir, Cimi Durmaz. Bunlarla Babel'i ayrı bir yere koyuyorum tabii biraz mukavele. Bilinmezlik olduğu için diyorsunuz. Ama bu oyuncularla özellikle bazı yerli oyuncuların takasında kullanılabilir. Bir bakarsınız yani Mensah şimdi Beşiktaş'a dün akşam Galatasaray dedik. Bu akşam aldığımız haberler biraz daha Beşiktaş'a kaygı gibi. Çünkü bayağı gezen bir oyuncu menajeri. Takasta bu isimler önerildi Kayseri'ye. Artı bir miktarda para. Onun için de yani kamp öncesinde bu oyuncuların birkaç tanesini parantez içinden silebiliriz. Onu da önümüzdeki hafta belirleyici bir hafta olacak Galatasaray açısından. Galatasaray'ın şimdi mesela harcama limiti en yüksek takım. Evet. Fakat Galatasaray transfer politikası itibariyle dün siz de vurgulamıştınız. Evet. Yani o limiti kullanarak bu kadar işte elim rahat. Bunun karşılığında da çok fazla transfer yapayım, çok yüksek ücretli transferler yapayım düşüncesinde değil. Değil. Bir transfer politikası olarak özellikle eldeki futbolcuları çıkarma konusunda ilk etapta sıkıntısını yaşıyor şu anda Galatasaray. Çünkü geçmişten gelen Sayın Başkan'ın döneminden önce yapılan mukavelelerde hem süreler çok uzun Ersin, hem fiyatlar çok yüksek, hem bonuslar. Aklı hayale gelmeyecek bonuslar yani. Mukavele'deki bonuslardan evet, bahsediyoruz. Evet. Tabii, yani tabii. Şimdi bunlara sahip olan bir oyuncunun Ersin 2 sene mukavelesi kaldıysa veya 1 yıldan mukavelesi kaldıysa hani ne olursun git desen de gitmez. Çünkü o mukaveleyi bir yerden alma imkanları yok. Yaşları asla o mukaveleleri tekrarlatmaya müsait değil. Hatırlıyorum. Performansları o zaman, da öyle Ersin. O zaman KAP'a bildirildiğinde işte transferler Galatasaray'ın KAP açıklamasını okurken nefesimiz yetmiyordu. Tabii. Bir yıl için gönül buldu deniyordu ya. Şundan dolayı yıllık ücreti yazarken aynı zamanda bonuslar vardı. Tabii. Her birinin ayrı tabii. Ayrı farklı tabii. Farklı bonusları vardı. Maç başı Avrupa'da şu kadar oynarsa, ligde bu kadar oynarsa, şöyle olursa, tabii, böyle olursa tabii, diye tabii. Sürekli bonuslar vardı. Yani bir Galatasaray kulübünün yani Florya'nın anahtarı verilmemiş bu oyunculara. Yani böyle mukaveleler yapmak gerçekten bir kulübe verilebilecek en büyük zararlar. Evet. Babel'in bir paylaşımı varmış. O paylaşımı hazırlamış arkadaşlarımız. Babel diyor ki bu sefer farklı olacak sana diyor. Sana mı bir mesaj bu? Bu seferki röportaj farklı mı olacak Ersin? Valla farklı olursa eğer Galatasaray taraftarı mutlu olur. Tabii ki kendi de mutlu olur. Taraftar da mutlu olur. Hani sezon başında hakkını yemeyelim. Sen az önce hakkını teslim ettin. Hani Galatasaray'ın en iyi başlayanlarından biriydi sezona. Hatta hep Babel üstüne kurulmuş bir oyun mu var deniyordu. Rakipler ona göre önlem alıyordu ama sonra gerçekten de çok keskin bir düşüş yaşadı. Umarız öyle olur. Sanki görüntüde devam edecekmiş gibi ama serinin bonservisinin kiralama bedeline karşılık da teklif edildiği söyleniyor Ersin Babel'in. Serinin kiralama. 1 yıllık, 1,5 milyon euroluk kiralama karşılık Babel'in bonservisi teklif edilir. He. Hani Babel senin evet. Olsun.
Yıllık ücretin Ersin sen var, Babel senin olsun. Ama ben senden bir sene seriyi tekrar kiralayayım. Evet. Beşiktaş'ta Wellington'un ismi geçiyor. Doğru mu demiş Emir Hakkı Uzun. Onu soracağız. Özgür 79 diyor ki selamlar. Beşiktaş Quaresma ile ilgileniyor mu? Bu akşam Beşiktaş taraftarı bayağı bir aktif bizim programımıza. Bayağı bir mesaj evet, yazanlar evet. Bir hareket bekliyorlar artık. Avni aman vermez diyor ki Falka ve Cagney ikilisi nasıl olur? Ayrıca Muslera iyileşene kadar yerli kaleci alınmalı bence demiş. Evet, Fatih'le ilgili. Kaleciyle ilgili olarak Fatih ismini dün vermiştik. Ben Fatih isminde Kasımpaşa'nın kalecisi. Kasımpaşa'nın kalecisi. Bonservis problemi için bir yıl daha mukavelesi var Fatih'in. Fatih'le Galatasaray Kulübü Okan'ı almadan önce de biliyorsun Ersin ilgileniyordu. Okan transferi gerçekleşmeden önce. Evet. Ama sanki çözülecekmiş gibi duruyor. Okan'la devam edilecek ama değil mi? Okan'la devam edilecek. Fatih yanına alınması planlanıyor. Muslera geldikten sonra bir üçlü oluşacak. Ama bu üçlü eğer Muslera iyi dönerse ara transfer döneminde ben gidip bir yerde performans yapmak istiyorum diyen bir kaleci olursa da herhalde önü açılır. Falcao ve Cagney ikilisiyle nasıl olur demiş Galatasaray. Yani beraber oynarlar mı sizce? Aslında oynayabilirler. Yani şöyle oynayabilirler. Cagney'in açtığı koridorlar, Cagney'in o stoperleri yıpratarak açtığı koridorlardan veya ondan seken düşen toplarda Falcao'nun o tek vuruş özelliği açığa çıkabilir. Ama bu demek değildir ki Galatasaray her maç çift forvet oynayacak. Tek forvet oynadığı zaman da bir tanesi kenarda olur. Skor gelmediği zaman veya 5 oyuncu değişikliği de biliyorsun artık bu önümüzdeki sezon da devam edecek. Alternatif olarak kullanılır. Adem zaten hocanın her zaman yanında görmek istediği oyunculardan bir tanesi. Bu sene transferi gerçekleştiğinde belki hani kafalarda soru işareti vardı ama sezonda hocanın en kreatif kullandığı iki oyuncu derseniz bana bir tanesi Donk derim, bir tanesi de Adem derim. Her zaman elinden geleni yapan bir oyuncu. Yusuf Uygun Semih Kaya Galatasaray'a gelecek mi? Hayır. Hocam bu kadar net söyledi. Kendileri Galatasaray Kulübü'nün transfer komitesi başkanı. Yok, onu net bildiğim için söyledim. O kadar net söyledim. Hayır dedi ben kısa bir cevap. Cümleyi bitiremedim. Yani. Soruya bile tahammül edemezmişim gibi oldu değil mi? Ama yok, net bir şekilde onun gelmeyeceğini duydum. Onun için o cevabı verebilirim.